aşağıda Levni'nin yahut Nakkaş Osman'ın tekrar geldiğini ve yaşadığını farz etsek nasıl resimler yapardı? Bence, Miyotur yapar mıydı? Evet. Bu sosyolojik bir olay tabii. Eskiden sultanlık vardı, sultanın talepleri vardı. Şimdi ortam çok daha değişik. Tabii. Yani aynı şekilde bir talep olur muydu? Ve ona dönük de arz olur muydu? Onu tahmin etmek zor. Muhakkak boş durmazdı. Ama yine bugünün icabına uygun resimler yapacağını düşünüyorum ben. Evet, günümüzü resmederdi tabii. Çünkü zaten değil mi? Eskiden de yaşadığı anı resmetti. Tabii, tabii. Minyatür küçük resim anlamındadır. İslam minyatürü dendiği zaman genel anlamda el yazma kitaplarda ki öykülerin, konuların görsele aktarılışını ifade eden bir resmi bize hatırlatır. Yani amaç tek başına resimler yapmak değil, bir bütün olarak çok güzel bir sanat eseri, bir kitap sanatı örneği oluşturmak. Osmanlılar'da minyatür 15. yüzyıldan başlayan ve 19. yüzyıl başlarına kadar varlığını koruyan, sürdüren bir dönemi hatırlatır. Başlangıçta kimi etkiler yine Timurlulardan ya da Türkmenlerden gelmiştir Osmanlı Sarayı'na, Selçuklulardan geçmemiştir. Herat, Tebriz, Şiraz, Bağdat gibi şehirlerden gelmiştir. Oradaki sanatçıların Osmanlı Sarayı'na özellikle İstanbul'un fethinden sonra göç etmesiyle gelmiştir diyebiliriz. Bunların da %90'ı sultanın sarayın siparişi üzerine yapılan eserler oluyor. Osmanlı sultanlarının yaşamlarını anlatan metinlerin içinde yer alan resimler oluyor ki dolayısıyla konuları da bunlarla ilgili oluyor. Aşık Çelebi'nin Şüera tezkeresinde Nigari'den bahsederken böyle bir tanımlama kullanıyor. Nakış donmuş bir hayalin resmidir diyor. Bunlar hepsi aslında gözleme dayanan ama bakarak yapılmamış. Yani daha sonra defalarca seyredilip defalarca gözlemlendikten sonra o sanatçının zihin süzgecinden geçirilip kağıdın üzerine aktarılan resimlerdir diyebiliriz. Batılılaşma sürecinde yani her şey tuvale geçtikten sonra kitap sanatından da vazgeçiliyor. Artık 18. yüzyılın ortalarında yavaş yavaş özellikle portre sanatında, padişah portreciliğinde tuvale geçtiklerini görüyoruz. Ama o geleneği sürdüren sanatçılar da olmuş. Bunun kopmamasını sağlayan çeşitli akımlar olmuş. Onların en önemli düğüm noktalarından bir tanesi hiç şüphesiz Süheylünver. Süheylünver'in yetiştirdikleri içinde bugün pek çok kişiyi tanıyabiliyoruz. Onların çalışmalarını biliyoruz. Onların da yetiştirdikleri öğrencileri biliyoruz. Yani bu sürüp gidiyor. Babam Ordinaris Profesör Doktor Süheylünver. Kendisi küçük yaşlardan itibaren ve bilhassa tıbbiye yıllarında bu sanata merak etmiş, kendi kendine küçük örnekler yapmış, çalışmış. Ve o sıralarda 1916 yılında Hattatlar Okulu denen Medresetül Hattatine devam ediyor. Ve 1923 yılında mezun oluyor. Sanat çalışmalarını Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1936-55 yılları arasında sürdürüyor orada tesitler niyetür hocası olarak. 58'den itibaren kendi kurduğu Bayezid'deki Türk Tarihi Enstitüsü'nde tezyinat atölyesinde sürdürüyor. İşte bizim de beraber çalışmaya başladığımız dönem o sıralarda oluyor.
ve sayısız talebe yetiştiriyor. Çocukluğumuz o çevrede geçti. Babamızın çalışmalarını görerek büyüdük diyebilirim. Ondan sonra bu cuma derslerindeki o talebe grubu içine dahil olmak tabii bizlere sanatı sevdirdi bu. İlerleyen yıllarda daha çalıştıkça kültürünü edinmeye başlıyorsunuz, tarihini edinmeye başlıyorsunuz ve o zaman işin boyutları çok değişiyor. Ben nakışlardan çok fazla etkilenmiyorum. Esas minyatürler beni etkiliyor. Bu bir Selçuklu minyatürü de olabilir. Osmanlı minyatürünün ilk devreleri de olabilir. Son dönemi de olabilir. Önemli gördüğüm minyatür tarihimiz açısından hiçbir minyatürü gözden kaçırmamak istiyorum. Zaman minyatür araştırmalarım içinde kadın figürlerine önem verdim. Onlardan epey bir toplama yaptım. Daha çok işte kadın konulu, kadın topluluklarını içeren minyatürleri bunları bulduğum yerde tespit edip değerlendirmeye çalışıyorum. Klasik bir minyatürün kopyasına geldiğimiz zaman yeni bir kompozisyonu yapmaktan daha bir farklı. Çünkü önce kopyasını yapacağınız minyatürü aynen örneğine alıyorsunuz üzerinden şeffaf kağıtla. Ondan sonra minyatürde eğer bu bir figürse ilk yapılan iş tabii yüzle başlar. Biz öyle öğrendik. Bir yüz boyaması en önemli. Esas deseni karşınıza alarak önce taban renkleri dediğimiz renkleri koyarak, mesela bir yüzün pembe rengini koyarak akıtma usulü, ondan sonra onun kontürlerini yaparak, sonra işte kaş, göz, burun, dudak gibi ve eğer bu kopya ise bunun mutlaka çok benzemesi lazım, aynı olması lazım. En ufak bir bozuklukta bu geçerli sayılmaz. O minyatürün bütün özellikleri, önemi kaybolmuş olur. Vazgeçilip bozulup benzetene kadar çalışılması gerekli. Uzun yıllar boyunca tesip ve minyatürü bir arada götürdüm. Onun için ben kendimce tesipten yorulduğum zamanlar minyatüre yönelmişimdir hep. Minyatürde benim yolum daima eski eserleri, bilhassa çok nadide eserlerin çok önemli sayfalarından kopyalar şeklinde bunu sanat dünyasına tanıtmak yolunda olmuştur. Bunları çok fazla görmek, arşiv yapmak ve çalışmak lazım üzerinde. Ondan sonra biraz da yetenek meselesi tabii. Yenilik yapmaya açık olmak, arzu etmek. Ben öyle bir şeye hiçbir zaman teşebbüs fazla etmedim. Çünkü bu klasik minyatürde benim hala çok yapacağım şey olduğuna inanıyorum. Hala ulaşamadığımız, erişemediğimiz namütenahi minyatür örneği var. Ve benim misyonum bir noktada bunları ortaya çıkarmak, nerede nelerin kalmış olduğunu göstermek, bunu sanat dünyasına tanıtmak yolunda olmuştur.